3,5 yaş tırnak yeme başladı. Bir ay öncesinde diş doktoru parmağını ısırdığı için doktor kızımıza bağırdı ve günden sonra başladı. Ne oldu? Ya hekimlere mutlaka pedagoji eğitimi verilmesi lazım yani. Çocuk ruh sağlığı, diş sağlığı değil sadece. Çocuk ruh sağlığı ile ilgili. Çocukla temas eden herkes temel pedagojik bilgilere sahip olması lazım. Çocuk elini ısırıyor diye bağırılır mı, kızılır mı? Ondan sonra da tırnak yemeye başlar. Olmaz böyle bir şey. Peki ne yapmak lazım? Tırnak yemeye başladı. Eğer sebep oysa çocuğun güvene ihtiyacı var, emniyete ihtiyacı var. Sarılmak, onunla yakınlaşmak, mümkün olduğunca elini meşgul ederek, saygın davranarak o problem aşılabilir. Çünkü tırnak yemek, saçla oynamak, elbise düğmesiyle oynamak güven arayışıdır. Çocuk kendini emniyette hissetmediğinde böyle yapar. Saçıyla oynamaya başlar. Elini ağzına götürür, kendini güvende hissetmez. O zaman ne yapmamız lazım? Güven vermemiz lazım. Güven nasıl veriliyor? Çocuğun yanına oturarak, tensel temas kurarak, sesi yumuşatarak, annemsi bir ses tonuna sesi döndürerek, gel bakayım buraya diyerek mekanik bir sesle değil. Ya? Annemsi bir yumuşaklığın içerisinde çocuğa hitap ederek, baba da aynı şekilde, aşağılamadan, kızmadan, baskı kurmadan, çocuk kendini böylece bıraktığı sırada elini de ağzından çekecektir.